Şimdi temel şekilleri en azından gövde kısmını oluşturmuş olduk. Bu videoyu eğitim amaçlı yaptığımız için aslında birebir oranları tutturmak gibi bir endişemiz yok. Sadece referans resmimi bunun yanına getirerek orantıları bir miktar daha tutarlı hale getirmek istiyorum. Şunu biraz daha büyütelim. Yeterince büyük olmayacak sanırım. Ancak önemli değil. Şimdi ilk dikkatimi çeken şey gözlerin biraz daha büyük olması gerektiği. Yanakların şişkinliğini vermemiz lazım ve ağzının biraz daha küçük olması lazım. Bunları hızlıca yapmaya çalıştıktan sonra kalan kısımlara bakmaya devam edeceğiz. Şunu hemen küçültüyorum. Ancak söylediğim gibi şu an birebir bunu aynı eşit orantıda yapmak gibi bir endişemiz, derdimiz yok. Scale fırçamızı tıkladım. Bunu ortaya getirdim. Sağa tıklayalım bakalım nasıl olacak. Yo, aslında Y'den yaparsak tam ikisinin ortasında gibi olacağı için daha tutarlı olabilir. Evet. Şu büyüklük fena değil gibi. Draw moda geçelim. Alt'la tıklayarak gövdeye geçtik. Şimdi burada biraz hareket ettirme yapmamız lazım. Gözler çok büyümüş oldu çünkü. Aslında gözleri biraz daha içeri çekebiliriz. Şu altla seçimi her zaman işe yaramayabilir. Ha, yaradı. Yavaşça biraz daha içeri alalım. Nasıl oldu bakalım. Evet, fena değil. Şu anda bir şeytani bir görünüşü oldu bunun. Ancak hiç sorun değil. Bu fırçamız zaten bu işe yarıyor. Yani büyük alanlarda büyük değişiklikleri hızlıca yapmamıza yarıyor. Bunları hemen smooth'la düzeltebiliriz. Bunu biraz çıkıntı yapabiliriz. Ağzı küçültmemiz lazım tabii ki. Şuradaki boşluk nedense çok olmuş konseptte. Konsepte de birebir uymak zorunda değiliz. Clay fırçamızı seçelim. Şuradaki boşluğu dolduralım. Şu aslında ağız çizgisini çok da istemiyorum. Bunu Damien Standard fırçamda çok rahat bir şekilde çizebilirim. Sanırım yeterli. Quick save daha alalım.